Merhaba arkadaşlar, ben Cüneyt Alkan. YouTube kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni ve yorumlarda bulunarak bize destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi gelelim hep birlikte YouTube kanalımızda daha önce de yapmış olduğumuz takımlarla ilgili şu an farklı bir takım yaparak sizlere bilgi sunmaya. Uzun bir cümle olduğu farkındayım ama daha çok saçmalamadan önce gelin takımımızı anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bir mereye gittik. Bir baktık ki balık anormal derecede nazlı. Yani yemiyor. Onu deniyoruz, bunu deniyoruz. Neler yapıyorsak olmuyor. İşte aparatlı takımlarımız var. Balığı kandırmaya çalışıyoruz. İşte renkler falan. Olmuyor. Bir türlü olmuyorsa. Eğer o zaman yapmamız gereken şey en sade takımla balık avı yapmaktır. O da nasıldır? İşte tam da böyledir. Gelin öyle bir takımı hep birlikte yapalım. Öncelikle flörokarbon da olabilir ya da kaplama bir flörokarbon misli olabilir. O da olmazsa gri misli olabilir. Gri misliler gerçekten balığın daha az gördüğü, özellikle kapalı havalarda ya da akşamları gri mislilerin etkisi çok fazladır. Onu da söyleyeyim. Dip yapısı böyle kahverengimsi kumluk alanlar olabiliyor bazen ya da yeşilli bir alan oluyor. O renklerde misli kullanırsak avcılığımız bir tık daha artacak. Balıklar daha az huylanacaklardır. Şimdi biz normal bir misina ile flörokarbon kaplama bir misina bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hiçbir masraftan kaçmadan sizlere böyle bir takım yapacağız. Şimdi gelin nasıl bir şey yapacağız hep birlikte bakalım. Şimdi sevgili dostlar, şöyle yaklaşık yarım kulaç kadar bir alan buradan ayıracağız. Yani şöyle diyelim, şu kadarlık bir alan ayıracağız, misina ayıracağız. O da yaklaşık bu yapıyor. 70 santim civarı diyebiliriz arkadaşlar. 70 santim değilmiş. Oradan bir işaret geldi. Ne kadar da bilmiyorum. 80 santim. Anlaşalım, 80 santim diyelim. Evet arkadaşlar. 80 santimmiş. 80 santim kadar ayırdık. Ve daha sonra bunu böyle dipte kurşun bağlayacağımız bir kasa düğümü yapacağımız kadar kısmını ayırdıktan sonra bunu buralardan böyle şöyle yapacağız arkadaşlar. Normal bir düğüm atacağız. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Bu beş. Bu da altı. Evet. 6'yı attık ama bu arkadaş böyle bir içinden çıkma gafletinde bulundu. Şu tek düzeltelim onu. Ve düğümü yavaşça ve güzelce bir şekilde ıslatarak buradan şu şekilde bağlıyoruz. Güzelce şöyle sıkalım ve oturtalım bunu. Evet. Şöyle güzelce oturttuktan sonra ne yapıyoruz? Şurada şöyle bir, gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle yaptık sevgili dostlar. Bunları böyle yaptık. Şunu şöyle iki parmağımıza geçiriyor. Ve daha sonra bunu başlıyoruz dolamaya. Bu bir, bu iki, bu üç. Bu 4, bu 5, bu da 6, bu 7, bu da 8 ve daha sonra şu kısmı bunun içerisinden alıyoruz ve tam da bu noktada artık yavaş yavaş düğümümüzü şöyle yine ıslatarak oturtuyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın güzelce şöyle sıkarak oturttuk. Evet. Çok güzel oturdu. Herhangi bir şekilde görüyorsunuz misinamızda yanma oluşmadı. Çok güzel oldu. Şimdi bunun bir benzerini bir tane daha yapacağız. Ne kadar yapacağız? Şuradaki
payın iki katından fazla arkadaşlar. Şöyle. Çünkü az sonra bunu keseceğiz. O bizim kösteğimiz olacak arkadaşlar. Birbirlerinin içine dolanmaması adına bunun iki katından fazla yapmamız lazım ki birbirlerine dolanmasınlar. Şimdi bu kısım iki kat. Biz bunu şuradan yaparsak artık birbirlerine dolanmayacaklardır. Ne yapıyoruz? Şuradan bunu şöyle yaparsak burada kalacak düğümümüz ve bunu da şu şekilde yapalım. Bir daha sağlamasını yapalım. Sonradan bir daha iş çıkmasın bize. Bakıyoruz. Evet, şu an için doğru yerdeyiz. Peki işi garantiye alalım mı? Bence alalım. Şunu şuraya çekip şundan biraz daha bırakıp kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz yine? Tam da bu kısım. Bakın. 1 2 normal düğüm 3 4 5 6 hadi gelin bunu da 7 atalım. Biraz daha uzun bir T'miz olsun. Yani şöyle güzelce yavaş yavaş oturtalım ve sıkmaya başlayalım. Oley! Çok güzel oturdu bence. Bakalım bir kontrol edelim. Evet, müthiş bence. Oh, süper süper süper. Harika oldu diyebiliriz. Ve yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Şunu şu şekil yapıyoruz. Ondan sonra 1 2 3 4 5 bunu 5'te de 6'da bırakabiliriz. Sıkıntı yok. İsterseniz bir tane daha fazla atabiliriz. Yine sıkıntı yok arkadaşlar. Yeter ki siz bunu doğru şekilde atın. Doğru şekilde yapın. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yavaş yavaş düğümü oturtun. Ve evet, içinden geçirdik. Görüyorsunuz. Şuradan küçük bir destek. Evet. Çok fazla çekmeyelim. Bırakın Arzu Hanım. Arzu Reis de hem kamerayı çekip hem bana yardımcı oluyor şu an. Evet. Bunu buraya sıfırlayalım. Buradan da sıfırlayalım ki. Evet. Yavaş 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 yavaş. Oturtuyoruz arkadaşlar. Fazla misinamızı da şuradan alalım. Evet. Karşılıklı ıslatalım. Bunları çekelim. Şuradan yine. Yavaş yavaş. Misinamızı yakmadan. Evet. Tamam. Çok çekmeyin Arzu Hanım. Bırakın siz. Boşluğu alalım. Ve tekrar oturtalım düğümümüzü. Oley! Çok güzel oldu. Bu takımı da bir balıkta yine kullanırız. Ya da aklımda çok çok daha farklı şeyler var arkadaşlar. Şimdi bazı şeyleri düşünüyoruz. Şimdi buradan da şöyle yaklaşık bir kulaç kadar bıraktıktan sonra takımımızın fazlalığını alacağız arkadaşlar. Yukarıdan. Yani şuralardan alacağız.
Şuradan kestik. Bunu kestikten sonra bilin ki şurada buranın üst tarafı olduğu belli olması açısından özellikle şöyle yine bir idam düğümü 1, 2, 3, 4, hadi bu sefer de 5 olsun. Yani içimden öyle geldi niyese. Yavaşça misnamızı yakmadan ıslatarak düğümümüzü oturttuk ve işte güzelce düğüm oturdu arkadaşlar. Süper oldu bence. Şimdi ne elde ettik biz? Şöyle bakın şu şekilde burada üst köstek, şurada da alt köstek elde ettik. Şu alt kısma da şuralardan şöyle yapalım, biraz daha yakın olsun bu hatta. Şöyle şu mesafeden bir kasa düğümü atalım. Bakın kasa düğümü biliyorsunuz bir normal, iki ve üç. Yani bunu birçoğunuz biliyordur. Herhangi bir basit düğüm bu arkadaşlar. Buraya kurşunumuzu takacağız. Girip de takımı kesiyormuşuz. Çok yapmıştım vardı dalgınlıkla falan. Evet, şimdi gelelim. Bir gittik. Oo, kumluk bir mera. Böyle bir kurşun. Kumluk mera. Hop. Kurşunumuzu takalım. Her zaman dediğim gibi misine misine üzerine gelmeyecek şekilde bakın arkadaşlar şöyle buradan şu şekilde yine fırdöndüğün üzerinde kalacak şekilde yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Şurada iki kattı bu gördünüz. Biz bunların bir tanesini keseceğiz arkadaşlar. Hangisinin olduğunun hiç önemi yok. Bakın şuradan şu mesafelerden kestik ve bize alın bakın bir burada köstek oluştu. Sonra hakeza yine buradan turnuvalarda falan bu aslında çok kullanılacak bir takımdır sevgili dostlar. Ama hani çok hazırlamak gerekir öncesinde. Aparat olmadığı için bakın burada da hop şuraya bakıyoruz. Görüldüğü gibi buradaki alttakine de gelmiyor. Yukarısında kalıyor. Ve dolanma riski de kalmıyor. Buraya da ne iğne bağlayabiliriz? Hadi bakalım bir iğne bağlayalım buraya. 1521 mi bağlasak? Yani şuradan Marusego bağlayalım. Hadi Marusego. Ringit bağlayalım. Hop. Gel. Madem öyle. Şuradan bir Marusego bağlayarak. Yine bir idam düğümü. 1, 2, 3 ve 4. Bu bir circle iğne değil arkadaşlar. Normal delikli bir iğne. O yüzden bunları böyle alelade şekilde bu şekilde bağlamak yeterli olacaktır. Şöyle evet süper. Üstteki takımımız kösteğimiz hazır. Ve altı da bağlayalım hemen. Ve takımımız hazır olsun. Of. Bununla gelsin mırmırlar, çukralar, levrekler, sargozlar ve minekoplar.
Gözlük. Her videoda anlatacağız biz bunu herhalde. 2, 3 ve 4. Bunu da bağladık. Oley. Ve takımımız hazır. Neredesin, neredesin, neredesin sen? Bakalım. Evet, üst köstek, alt köstek ve o köşeden bu köşeye şöyle tam bir aparatsız T düğümlü ve müthiş ötesi avcı bir takımımız oldu arkadaşlar. Bakın. Düğümleri de yakından çekip gösterirseniz sevgili Arzu Hanım. Üst düğümü de buradan yine şöyle yapalım. Hatta siyah bir şey şu olabilir. Şöyle arkasında evet arkadaşlar. Yine çok müthiş avcı, çok da güzel bir takım tanıttık. Hiç aparatsız, balığın çok nazlı olduğu, çok nadiren vurduğu zamanlarda, her şeyden ürküp böyle işkillendiği zamanlar diyelim biz onlara. O zamanlarda müthiş avcı olacak bir takımdan bahsettik bugün sizlere. Ne diyelim, rast gelsin, makinelerden ses gelsin. Lütfen abone olarak videolarımızı beğenip, yorumlarda bulunarak bize destek olmanızı rica ediyoruz sizlerden. Sevdiklerinize, tanıdıklarınıza, bütün eş dost akrabalarınıza kanalımızdan haberdar ederek onların da abone olmasını sağlarsanız çok müteşekkir kalırız sizlere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.